Tabii. Abdurrahman Dilipak da vardı. Hatta yaşta benden büyük olduğu için yani ben ona abi diye hitap ederim. O da orada vardı davet edilenlerden. Bu soruya mukabil işte insanlar fikrini söylerken o da fikrini söyledi. Dedi ki AK Parti ben bunu çok da yazdım dedi. Saklamaya da gerek yok. Her yerde de bu mevcut dedi. Yazılarımda, kitaplarımda. AK Parti bir proje partisidir dedi. Ne projesi dediler millet? Bir tarihte dedi 90'lı yılların başından sonra küresel güçler, bu emperyalist güçler, bunun içinde ABD, İngiltere, İsrail filan Türkiye'ye gidip gelmeye başladı. Bizlerle de görüşmeye başladı. Niye gidip geliyorlardı? Dediler ki biz bundan sonra Türkiye'de siyasal İslamcılarla birlikte çalışmak istiyoruz. Çünkü yükselen trend siyasal İslam. Çünkü Erbakan Hoca ve ekibi gittikçe yükselen trendde dedi puanlar almaya başlamış. Biz sizinle çalışmak istiyoruz. Biz anlaşma yapalım. Yani kendi anlattı orada bir sürü huzurun huzurunda. Neden Erbakan Hoca madem yükseliyor onunla anlaşma yapmıyor? Erbakan Hoca'ya teklif etmişler. Hatta bunu da söyledi. Ne o dedi? Kabul etmedi dedi. Yani nasıl bir anlaşma? Anlaşma şu. Bir, biz sizi iktidara taşıyalım. İki, size iktidarda sıkıntı çıkaracak unsurları opere edelim. Üç, size gerekli finansal destekleri getirelim. Yani o zaman kabul ediyor ameliyatı. Yaptırıyor. Yani Erbakan Hoca bunları kabul etmiyor ama Erbakan Hoca'nın ekibi, şimdi AK Parti'yi kuranlar bunu kabul ediyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptığı seyahatler dikkati çeker. Erdoğan, 17-21 Nisan 1995, 17-22 Kasım 1996, 20-23 Aralık 1996, 26 Mart 1998 ve 16 Temmuz 2000 tarihlerinde ABD ziyaretlerinde bulunur. Erdoğan AKP'yi kurmadan bir ay önce de 4 Temmuz 2001'de ABD'nin bağımsızlık gününe özel davetle katılır. Erdoğan bu ziyaretler sırasında Yahudi lobisiyle görüşmeler yapar. ABD'nin Türkiye masası şefleri tarafından ağırlanır. CIA'in Kürt masası şefi Henry Barkey, ılımlı İslam'ın isim babası Graham Fuller, Karanlıklar Prensi Richard Perley gibi isimlerle kapalı kapılar ardında bir araya gelir. Aralarında Recep Tayyip Erdoğan'ın da bulunduğu bir grup, 14 Ağustos 2001 tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kurar. Erdoğan da genel başkan seçilir. AKP'nin kurucuları, Fazilet Partisi'nin yenilikçiler olarak bilinen kanadındandır. Genel Başkan Erdoğan, siyasi çizgilerini tanımlarken, "Biz gömleğimizi değiştirdik." der. Fakat, Milli Görüş tabanının tepkisini çeker bu sözü. 21 Ağustos 2001'de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, Recep Tayyip Erdoğan'ın kurucu üye ve genel başkan olamayacağı iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunur. Kanadoğlu'nun gerekçesi Erdoğan'ın TCK'nın 312/2'den hükümlü olmasıdır. Anayasa Mahkemesi söz konusu başvuruyu 9 Ocak 2002'de sonuçlandırır ve AKP'ye ihtar verir. Ancak mesele 2002 seçimlerine kadar gündeme getirilmez. Bu arada Recep Tayyip Erdoğan son olarak Şubat 2002'de gider Amerika'ya. Erdoğan'ın ABD ziyaretleri ikbal basamaklarını tırmanmasında önemli rol oynar. AKP dışarıdan estirilen siyasi rüzgarlarla 3 Kasım 2002 seçimlerinde tek başına iktidara gelir. Ama Recep Tayyip Erdoğan milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olmadığı için meclise giremez. 58. hükümet Abdullah Gül'ün başkanlığında kurulur. İşte bundan sonra 116 gün sürecek bir alacakaranlık dönemi başlar. İç ve dış aktörler belirledikleri hedefler için kolları sıvar. Amaç Recep Tayyip Erdoğan'ı milletvekili ve başbakan yapmaktır. 58. hükümet döneminde Erdoğan'ın siyasi yasağının kaldırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yasa değişikliği teklifi sunulur. Teklif Cumhuriyet Halk Partisi'nin de desteğiyle kabul edilir. Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi yükselişi önündeki engelleri kaldıracak bir siyasi hamledir bu. Ancak bu gelişme kafalarda soru işaretleri bırakır. Kamuoyunda CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın Erdoğan'a neden destek verdiği merak konusu olur. Ne var ki bu olayın ayrıntılarını gizleyen sır perdesi bir türlü aralanamaz. Gazeteci Zülfü Livaneli konuyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atar. Livaneli, Tayyip Erdoğan'la Deniz Baykal'ın seçim öncesinde Beylerbeyi'nde gizlice buluşup bir anlaşmaya vardıklarını öne sürer. Zamanın CHP milletvekili
HYP Genel Başkanı Yaşar Nuri Öztürk de aynı iddia ile ilgili ayrıntıları gündeme taşır. Yaşar Nuri Öztürk, Beylerbeyi'ndeki bir yalıda baş başa yapılan görüşmede Erdoğan'ın Baykal'a "Sen beni meclise taşı, dokunulmazlıkları falan bırak. Günü geldiğinde biz de sana Cumhurbaşkanlığı yolunu açalım." dediğini ileri sürer. Ama nedense birkaç cılız yazı ve açıklamanın dışında bu görüşme kamuoyundan gizlenir. Şimdi soruyoruz. Erdoğan-Baykal görüşmesinde hangi pazarlıklar yapıldı? Bugün bu görüşme neden unutturulmaya çalışılıyor? Erdoğan için hangi gizli mahfiller aracı oldu? Hocası rahmetli Necmettin Erbakan'ın Recep Tayyip Erdoğan hakkında yaptığı değerlendirme ise çok dikkat çekici. Dış güçler AKP'yi iş başına getirdiler. Ve ona bütün emirlerini tatbik ettirmek için 5 sene onu kullandılar. Bu 5 sene esnasında yapılan iş Hayim Nahum doktrininin taşeronluğudur.